Şeyhülekber Muhiddin-i İbn Arabi Hazretlerinin içinde bulunduğumuz bu karanlık devirden Hazreti Mehdi'nin gönderilişine kadar zuhur edecek olan hadiseler hakkındaki son sözlerine kulak verelim. Onun ifadesine göre Osmanlı Devleti yıkılıp da insanlar bu duruma düştükten sonra Rum doğuyu ve batıyı birleştirerek mülkü ele geçirir. Böyle olunca da Zemzemle Safa arasından büyük Mim zuhur eder ve Latif olan Gayn'da kaim olup kendisine biat edilir. Sonra kullara vaat edilen gelir ve zulüm ve kötülükle dolduktan sonra yeryüzüne tekrar adalet yerleşir. Sonun zuhuruyla ilk Mim'in hükmü yeniden doğar ve onunla yeryüzü yeniden canlanır. Büyük İslam alimi ve tasavvuf piri Şeyhülekber Muhiddin Arabi Hazretleri 1164-1240 yazdığı Dürri Meknun kitabında tam 250 sene öncesinden Konstantin şehrinin Müslümanların eline geçip İstanbul'a dönüşeceğini hem de 800 sene sonra zuhur edecek Hazreti Mehdi'nin doğum tarihini vererek büyük bir keramet ve beşaret göstermiştir. Hazreti Mehdi batıdan zuhur eder. Rahim'in Mimi tarihinde doğmuş olur. Lakin kamer tulu ettiği, doğduğu zamanda tali yıldızı Saadet Burcu'ndayken Beni Asfer'i helak edip İstanbul'a girecek. Cümel Ekber'e göre Ra 502, Ha 606, Y 575, Mim 333 değerine sahiptir. Bu değerleri toplarsanız 2016 değerini verir. Beni Asfar Yahudiler değildir. Rum suresinin tefsirine bakarsanız Beni Asfar'ın Rumlar yani Romalılar olduğunu görürsünüz. Yine Bizans üzerine yapılan Tebük seferini incelerseniz bir kısım münafıkların neden sefere katılmadıklarını izah için kadınlara zafiyetim var. Beni Asfar'ın kadınlarını görüp fitneye düşerim şeklinde bahaneler ileriye sürdüğünü görürsünüz. Tulu etmek fiili birdenbire zuhur etmek. Doğmak anlamındadır. Doğmak fiilinin bildiğimiz doğum fiiliyle ilgisi yoktur. Zuhur etme anlamındadır. Şeyhülekber Muhiddin İbn Arabi Kuddise sırruhunun Futuhatul Mekkiyesinin 66. babında Mehdi şöyle anlatılmaktadır. Allah'ın bir halifesi daha vardır ki yeryüzü zulüm ve haksızlıklarla dolu olduğu zaman zuhur edecektir. Yeryüzünü adalet ve sükunetle dolduracaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gidecektir. O hiç yanılmayacaktır. Çünkü onun görmediği yerde doğrultan meleği vardır. Hakkı ayakta tutanlara yardım edecek, dediğini yapacak, bildiğini söyleyecek. Allah ona o kadar güç verecek ki bir gece içinde zulmü ve ehlini ortadan kaldıracak, dini ikame edecek, İslam'ı ihya edecek. Önemsenmez bir hale geldikten sonra ona tekrar kıymet kazandıracak, onu ihya edecek. Asrında cahil, vahil ve korkak olan bir adam hemen alim, cömert ve cesur olacak. Kendisine karşı geleni ve kafa tutanı perişan edecek. Dini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında olduğu gibi aynen tatbik edecek. Halis ve hakiki dinden başka hiçbir mezhep kalmayacak. Mehdi İstanbul şehrini Süfyan'ın elinden alacak. Düşmanları ehli içtihat alimlerinin mukaddidleri olacak. Çünkü onlar Mehdi'nin kendi imamlarının tersine hükmettiğini gördüklerinde bundan hoşlanmayacaklar. Fakat karşı da gelemeyecekler. Onun kılıncı kardeşleridir. Kılıncından korktukları için ister istemez hakimiyetine boyun eğecekler. Onun açık düşmanları fukaha olacak. Elinde kılıncı yani kardeşleri olmasaydı katliyle fetva verirlerdi. Lakin Cenab-ı Hak onun keremiyle ve kılınç ile tatir edecek. Onlar da ona itaat edeceklerdir. Çünkü halk arasında imtiyazları kalmayacak. Hatta ahkam hususunda ilimleri de azalacak. Mehdi'nin gelişiyle alimlerin hükümlerindeki ihtilaflar da giderilecek. Ondan hem korkacaklar hem de bir şeyler umacaklar. Kalben ondan nefret edecekler fakat buna rağmen ister istemez hükmünü kabul edecekler. Muhiddin İbn Arabi Kuddise Sırru Hazretleri Mehdi zuhur ettiğinde İlk kişinin yanaklarında sakal olmayan Arabistan'a
hakim olan bir taifenin kökünü kazımakla işe başlayacağını haber vermiştir. Bu taife şu anda Vehhabilerdir. Yanaklarında sakal yoktur, kılıçtan geçirme işlemine Mekke'den başlayacak. Evet, videoyu lütfen izledikten sonra paylaşalım ki bu doğru bilgileri, gerçek bilgileri herkes öğrensin, yalan yanlış yerlerden öğrenmesinler. Evet, hepiniz Allah'a emanet olun.